Bugün 1968'de yeni bir formata başlıyoruz. Bazı insanlarla o insanların 24 saatini paylaşacağız. Ben de o 24 saatte o insanlara eşlik edeceğim. Bugün konuğumuz gece kulüplerinde dans eden Arzum Hanım. Arzum Hanım. Şu anda neredeyiz? Mecidiyeköy'ün arka taraflarındayız. Burası Gülbağ. Gülbağ'da bir apartmana geldik. Arzum Hanım muhtemelen gece çalıştı. Şimdi Arzum Hanım'ın evine doğru ilerliyoruz. Geldik. Burası da değil mi? Burası. Aa, Zeki Müren yazıyor zilin üstünde. Gördünüz mü? Zeki Bey'e çağırmış kapıyı. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. İyiyim ben de. Zilin üstünde Zeki Müren yazıyor. Evet, aşağıda da Müzeyyen Senar. Çok severim. Hangi aşağıda? Aşağıdaki zilde de Müzeyyen Senar. Arkadaşınız mı? Hayır, değil. Ama çok severim. Nereye geçiyorum? Buyurun. Böyle mi geçiyorum? Efendim, tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. İyiyim ben de. Dün gece iş var mıydı? Evet, sahne aldım dün yine. Kaç tane? İki sahnem vardı dün yine. Bu gece de iki. Bu gece de iki. Beraber gideceğiz işe. Heyecanlıyım ben şimdi. Evet. Kahvaltınızı yaptınız mı? Ya ben gündüz bir şey yemiyorum. Aa, niye? Evet, sahneden önce sadece 5-6 gibi falan yiyorum. Bir öğün sadece, tek öğün. Genel olarak sahneye çıkmadan kimse yemez. Evet, sabahları sadece bir kahve. Kendime gelmek için. O kadar. Yaptınız mı kahvenizi? Evet. Size de yapayım. Hadi beraber. Tamamdır. Nescafe? Nasıl? Yani olur. Okey. Ha, yemek yemiyorsunuz ama her türlü zararlı atıştırmalıklar var. Tabii tabii. Ama onlar ceviz vesaire tok tutmak adına. Bunu biliyorum. Hatay'dan almıştım. Açlık otu. Açlık otu. Bağırsak evet. Çalıştırıyor. Evet. Bir de iştah kesiyormuş evet. Diyor ya değil mi? Aynen. Kesinlikle. Çok iyi geliyor. Aa. Evet. Ben de Hatay'dan almıştım. Aktarlardan alıyorum onu genelde. İyi geliyor. Tok tutmak adına iyi. Hiç denemedim. Turşuları kim yaptı? Onlar annemin. Ben köylüyüm bu arada. Karabük'ten. Karabük'ün Yenice köyünden. Ve köyümde annem bütün bu fasulyeler falan hepsi onun kendi bahçesinden. Tek başına yapar. Öyle gönderir bana. Siz Karabük'ten İstanbul'a geldiniz. Evet. Dans o etmek için mi? Şöyle. Yoksa geldiniz sonra hayat sizi dansa mı sürükledi? Şöyle oldu aslında. Çok komik. Lisedeyken ben yazları hep İstanbul'a geliyordum. Ama böyle kasiyerlik falan yapıyordum. İşte yazlık çalışıyordum. Sonra tekrar okul paramı çıkarıp köye dönüyordum, memlekete. Sonra tamamen dönmeye İstanbul'a kararı verdim. Abim burada yaşıyordu zaten. Sonra bir anda benim ortamım dans ortamı oldu. Arkadaş çevrem vesaire, dansçılar, ünlü dansçılar, sanatçılarla çalışan. Ve aslında şey oldum, yani eğitim de değil, eğitimle de başlamadım. Hiçbir şekilde eğitim de almadım dansla alakalı. Önce dansla başlayıp oryantale geçiş yaptım. Ve yani normalde orada öyle bir köyden çıkıp bir ailenin böyle bir mesleği kabul etmesi çok zor. Şimdi ben diyecektim anneniz bir şey demedi mi diye. İlk başlarda tabii karşı çıktılar ama sonrasında yani sen mutluysan. Bir de mütercim tercümanlık mezunuyum ben. Öyle mi? Evet. İngilizce Eskişehir, mi? Eskişehir, evet Anadolu Üniversitesi. Yapmadınız mı mesleğinizi? Şöyle, bana tek faydası Singapur'da yaşadım 6 sene oldu. Singapur'da ne yaptınız? Orada da Bollywood dans. Ha. Bollywood dans eğitimi veriyordu. Oryantale yatkın mısınız? Evet, orada başladı oryantal olayı zaten. Orada benim bir kız arkadaşım vardı, yabancı, Arjantinli. Onun böyle dansa olan tutkusu, oryantale olan tutkusu beni inanılmaz böyle aşılayıp... Ben dedim ya, karar verdim, oryantal olacağım. Ama İstanbul'dayken güzel mekanlarda çıkıyordum dans ettiğim dönemlerde. Fakat böyle bir süre sonra şey olmaya başladım.
İnsanlar neden oramın buramın fotoğrafını çekiyor, videomuzunu çekiyor? Hani artık böyle şey oldum ya. Ya dedim bu meslek benim mesleğim değil, dans değil ama başka bir branşa geçiş yapabilirim diye. Sonradan oryantale geçiş yaptım. Siz de yapacak mısınız? Evet. Şöyle koyayım. Şimdi kahve içildi. Sıramız geldi. Evet. Kaçta bitiyor iş? İş 11:30-12. Yani 12'de maksimum evde oluyorum genelde. Ha, erken. Evet. Yani daha önceleri daha çok iş alıyordum. Ama artık yaş ilerledikçe böyle daha bir sakinlik artık istiyorum böyle. Evime gelip böyle Netflix'imi açayım. Ayaklarımı uzatayım. O kafaya girdim artık. Annesi etti mi sizi hiç sanmadı? Mustafa Sandal'la olan sahnemi izlediler. Mustafa Sandal'la sahne aldım. Büyük konserlerine çıktım Harbiye'de. İşte iki pandemiden önce. Ona geldiler. Çok mutlu oldu. Annem de babam da. Babam da izledi. Yani o tek şey... çocuk musunuz? Yok. Yok, 4 tane abim var. Aa. Evet. 4 abim var bir de. Bir de öyle bir sıkıntı var. Sıkıntı oldu mu? Hiç olmadı. Ya bizim ailede şey, kimse kimsenin hayatına karışmaz. Ne güzel. Evet. Ki Karadeniz'den çıkma bir aileyim. Yani tutucu aslında benim ailem. Ama hiçbir şekilde böyle mesleğime dair falan, arzum bunu yap bu falan filan hiç öyle bir şey almadım yani. Hep yanlarında oldum çünkü. Bayağı destekte oldum hep. Kaç yıl oldu geldiğince. Oryantale başlayalı? Oryantale başlayalı 7 yıl oldu. Ha, daha iyi sayılır. Evet, aynen. Profesyonel olarak başlayalı ama amatör olarak yine arada dans ediyorken de gidiyordum işlere. Oryantale kıyafetleri kim dikiyor? Şöyle, ben designer'la çalışıyorum. Çok önemli, büyük bir designer'la. Ama kendim de yaptığım oluyor böyle. Kendi yaptıklarım zaten üzerime daha iyi oturuyor. Daha iyi hissediyorum sahnede. Kendim de yapıyorum herhalde. Nerede saklıyorsun onları? Giyim odamda. Bakalım. Buyurun göstereyim. Böyle bir o kadar da sahne aldığım yerde de kostümlerim var. Orada da saklıyorsunuz. Evet, orada da var. Çünkü taşımak istemiyorum sürekli. Evden çık, valizle taşıyor falan. Burada da var. En çok hangisini seviyorsunuz? Bunların hepsi çok iyi ya. Şunu çok seviyorum. Bu Black Light da çok güzel patlıyor, siyah ışıkta. Bunu da çok severim. Bugün bunu giymeyi düşünüyorum. Mavi. Evet. Turkuaz. Bunun rengi çok güzelmiş. Turuncu da var bu mekanda. Yok, şunun rengi güzel. Evet. Bu. Somon değil mi o? Evet. Bu çok sevdiğim bir kostüm bu da, evet. Bella. Evet, Bella. Çok iyi bir tasarımcıdır. Yurt dışında da bayağı bilinir. Bu da onun. Pahalı şeyler mi bunlar? Evet. Çok mesela pahalı. Yani 7000-8000'den başlıyor fiyatları. İşlemesine göre değişiyor. Evet. Bunların hepsi çoğu el işlemesi. Handmade. Ve yani bu kostümü 10 sene giy ama. O kadar mesela da sağlam. Gece kulübünde dans ediyorsunuz. Adamı biri ya da kadın biri sigara içiyor. Geldi gitti. Deliriyorum biliyor musunuz? Deliriyorum, çıldırıyorum. Geldi gitti. 8000 lira çöp. çöp. Yani o kadar zor ki yani bu kumaşı... Hani şu kumaşı tekrar yerine getirmek o kadar zor ki bir de. Tül kumaşlar çünkü bir de. Yani tamir de olmaz. Sahne ayakkabıları da burada mı duruyor? Sahne ayakkabılarım bunlar genelde ama mekanda da var. Yani daha özel dans ayakkabısı yaptırıyorum zaten o mekanda. Kira mı bu ev? Evet, kira. Kaçtır kirası? Kirası... Ya ben çok uygun bir rakama oturuyorum. İyi o zaman. Evet, yani, nazar değmesin. Evet, evet. Yani 8 senedir falan bu evdeyim. O yüzden bayağı uygun.
bir şey soracağım. Mesela bir oryantal kaç yıl çalışırsa ev alır? Aa, size bir şey söyleyeyim mi? İşte o çok zor bir soru. Çünkü yani bizim meslekte, yani dans olsun, eğlence sektöründe olsun, paranın hayrı yok. Bunu ben hep söylerim, biliyorsunuz. Evet. Yani geldiği gibi gidiyor. Nasıl gittiğini de anlamıyorsunuz. Yani kostüme gidiyor, makyaja gidiyor, saça gidiyor. Yani ben şu ana kadar zaten verdiğim taksi ücretleriyle kaç tane araba alırdım bilmiyorum yani mesela. Mekandan mekana gidiyorsun, oradan oraya gidiyorsun. Çok zor yani. Apartmandakiler aranız iyi mi? Çok iyi. Evet. Yani çünkü genelde oturanların hepsi genç ve benim yaşlarımdalar. O yüzden hiç böyle komşu sorunu da çekmiyorum burada. Zaten onlar da hep 7-8 senedir oturan insanlar. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Zaten çok evde gürültü yapmam. Prova yapmıyor musunuz evde? Yapıyorum. Yapıyorum. Ama müziği çok fazla açmıyorum tabii. O da var. Neyse, evet. İnsan mesela o gece yapacağınız dansın provasını yapıyorsunuz yoksa? Şöyle, bir hafta sonraki programın provasını yapıyorum önceden. Hmm. Yani o gece hemen çıkacağım parçaya yapamam. Çünkü müziği iyice yedirmem, dinlemem gerekiyor. Yatak bugün odasında, var mı prova? Var. Yatak odasında bir ayna yaptırdım. Sadece bunun için. Provalarımı orada alıyorum zaten. O zaman bugünkü provayı ben de... Ay, hadi. Ben de seyredeyim bugünkü hadi, provayı. Hadi. İlk defa oryantal provası seyredeceğim. Gerçekten. Günde kaç dakika mesela bu prova? Şöyle her gün yapmaya çalışıyorum. Her gün? Evet. Yani başka müzikler de yapmaya çalışıyorum. Önceki oynadığım müziklerle de yapmaya çalışıyorum. Bir yandan müzikler... da spor gibi mi? Spor gibi düşünün. Zaten mesela şöyle, özel ders de veriyorum ben. Ha öyle mi? Ama öğrencilerimin çoğu genelde formda kalmak için ders alıyor. Bir şey soracağım. Kaç yaşına kadar bu meslek yapılabilir? Maksimum 40. Aa. Evet. Peki çünkü de... insanlar da artık aynı kişiyi izlemekten sıkılıyor. Yeni kişiler çıkıyor sürekli. Oryantal'de de şey var mesela, hani yeni çıkan oryantaller oluyor. Mekan sahipleri tabii ki de 40 yaşındaki bir oryantale çıkarmak istemiyor. Yani istemez. Ben olsam ben de istemem yani. Ama vücuduna iyi bakmıştır mesela. Olamaz mı? Evet. Kesinlikle olabilir. Ama işte mesela günümüzde çok estetik vesaire falan, bunlar mekan sahipleri de artık çok tercih etmiyor. Çok estetik yaptıran, çok yani surat dönmüş yapılı artık. Yapılı. Evet yani plastik gibi bir suratla artık. Çünkü o mimiği de veremiyorsun. Oryantal'de mimik çok önemli. Gelecek korkunuz yok mu? 40 yaşına kadar, 40'tan sonra ne olacak? 40'tan sonra... Tek gelecek şeyim evlenip çocuk sahibi olmak. 40'tan çünkü bu mesleğin bir şeyi daha var mesela. Hani bu mesleği seçiyorsan yalnızlığı da seçmek zorundasın. Niye? Çünkü çok zor bir iş. Yani Türkiye'de yapmak çok zor bu işi. Normal Türk erkeğinin kabul edebileceği bir meslek olmadı artık, ya değil. O yüzden hani bu işi kabul, yani bu işi yapıyorsanız eğer, yalnız olacağınızı da bilin işin sonunda. Eğer şansınız varsa ki, binde birdir o da, karşınıza düzgün birisi çıkar gerçekten sizi her anlamıyla kabul eden. Hiç evli oryantal yok mu ya? Evli oryantal var. Benim yakın kız arkadaşım var. Demek ki var. Evet, var. Ama yani kriterler doğrultusunda. O da mesela tek bir mekanda çıkabiliyor. Başka mekanlarda çıkmasına izin vermiyor. Eşi bir tek oraya izin veriyor. Evet mesela hani. O yüzden o da işte önemli bir detay aslında. Bir şey soracağım. Sadece mesela bu evlilik ve flört için mi geçerli? Yoksa insanlar arkadaşlık ederken de size karşı bir önyargılı davranıyorlar mı? Ben şöyle mesela, ben mesela bir taksiye bindiğimde bile yani mesleğiniz ne diye sorulduğunda
oryantalim diyemiyorum. Bu çok büyük bir ayıp yani. Bence bu çok büyük kötü bir şey ya. Yani yurt dışında mesela Singapur'da yaşadım 6 sene. Singapur'a gitme sebebim de buydu zaten. Yurt dışına gitme sebebim. Türkiye'de bu mesleğe saygı yok. Yani meslek olarak görülmüyor. Eğer siz takside oryantalim deseniz belki adamın davranışları garipleşecek değil mi? Garipleşecek ki yaşadım da bunları zaten daha önce. O yüzden söylemiyorum mesela. Organizasyon işi yapıyorum diyorum. Söylemiyorum mesleğimi. Yani. Ne kötü dışarıda şey evet çok kötü. Çok kötü ve çok üzücü. Ama bizim piyasamızda da var bu mesleği alaşağı eden insanlar işte. Hani o ön yargının o şekilde olmasını sağlayan insanlar da var zaten. Her meslekte olduğu gibi. İnsanların bakış açısını değiştiren bu mesleğe karşı. İyi bir yön alıyor musunuz? Evet, çok şükür. Ha, o önemli. Aynen. Hoş, demin konuştuk. Evet, bereketi yok ayrı ama. Bereketi yok ama şöyle, şanslıyım o konuda. Ya da ben çalışkanım ya da işimde iyiyim, bilmiyorum. Abartmayayım, kendimi övmeyi sevmem çok fazla ama yani gelen işlerin hepsi güzel işler oldu ve iş seçiyorum şu anda. Hani önceden çok iş seçmiyordum açıkçası. Hani bütçesine falan bakmıyordum. Sürümden kazanayım diyordum. Ama şimdi artık şeyim böyle hani gelen işleri seçiyorum, mekanı seçiyorum. Bu kararı verdiğiniz için hiç pişman oluyor musunuz? Oluyorum. Yani şeyden dolayı oluyorum mesela bazen gerçekten böyle kalabalık içinde yalnız hissediyorsunuz kendinizi. Çevreniz o kadar geniş ki ama bir o kadar da yalnızsınız. Bu buna sebep oluyor yani bu meslek. Bir de gece çalışınca gündüz siz uyuyorsunuz. Evet. İnsanlarla hayat ters. Evet, evet. Yani tamamen ters oluyor. Bütün günün ölüyor. Yani hayat boşa akıyor gibi sanki böyle bir süre sonra. Yarasa gibi. Evet. Yani bu da şey aslında yani yorucu. Ciddi yorucu. Ama sahneye çıktığım zaman hepsini unutuyorum. Her şeyi unutuyorum. Yani o kadar moralim bozuk olduğu zamanlarda oluyor ki böyle hani bir kayıp yaşıyorsun ya da çok hastasın. Hasta olduğum halde sahneye çıktığım günler çok oluyor benim. The show must go on. Evet yani böyle şeyler de yaşayabiliyorsun. Aa. Evet ama bunu biz seçtik. Evet. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Ne yapıyorsunuz gün? Mesela burada fotoğraflar var. O şey mi? Şu doğum gününüz falan mı bir tanesi? En sağdaki. Evet, en sağdaki bir kız arkadaşımın doğum günü. Orada Eylem de var hatta şarkıcı. Bilir misiniz bilmiyorum. Biliyorum. Salla bütün dertleri diye. O kız arkadaşımın doğum günüydü. O da Yunan restoranına gitmiştik orada. Hadi eğlenmeye. Evet, eğlenmeye. Oriental'e para takmayı çok severim ben. Benim tanıdığım bütün oryantaller kendilerine para takılmasını hiç sevmiyorlar. Oo, ben severim. Başkasına takmayı da severim. Ne yapıyorsunuz bütün gün? Akşamı beklerken? Bütün gün ne yapıyorum? Uyanıyorum, kafamı yastıktan kaldırıyorum. Uyanıyorum, önce böyle müziği son ses açarım. Ama böyle hiç oryantal müziği açmam. Çünkü gece boyunca zaten dinliyorum. Kulağımda onlar. Evet, onlarla uyuyorum zaten. Sonra sabah açıyorum böyle hip-hop müzikler falan böyle değişik. Club müzikleri açarım falan, dinlerim. Kahvemi içerim. Sonra yeni programlar için müzikler, işte yeni araştırma yaparım böyle. Hadi yeni müzikler ne çıkmış falan, onu gündemi takip ediyorum. Bizim işte o da var mesela hani yeni çıkan müzikleri kullanmak vesaire. Bunlar da önemli detaylar aslında. Hani sürekli aynı müziklerle, 10 senedir aynı müziklerle dans edemem yani. Haftada bir değiştiriyorum. Sonra kostümleri bir tamirden geçiyorum. Bazı kostümlerim oluyor işte. Siz mi tamir ediyorsunuz? Evet. Dikiş biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Ha, bugün var mı tamir? Var. Hadi. Şimdi ben meraklı. Bu kostüm benim ilk yaptığım kostüm. Çok severim bu kostümü ama yani bayağı bir tamir olması gerekiyor bunun. Ama ben mesela bunları silikonla yapıştırıyorum. Şimdi bu yapışacak mı? Evet. Şunları yapıştıracağım tekrardan. Bir kostümün ömrü kaç ay mesela? Bu kostümün ömrü mesela ben bunu kendi el yapımı olduğu için yani 8 kere falan giyebildim. Çünkü sürekli tamir gerektiriyor kendi yaptığım için.
Designer'ın yaptığına benzemiyor çünkü. Ama designer'a da mesela anlaşıyorum, ben çiziyorum modelini falan. Birebir sağ olsunlar çıkarıyorlar. Hani bazı kostümleri şey yapıyorum mesela, komple taşları söküyorum. Yeniden farklı bir tasarım yapıyorum. Farklı bir şekilde işliyorum taşları falan. Aslında kostümün maliyeti de taşta zaten. Evet. Yoksa hani burada ne kadar kumaş vardır ki? Değil mi? Evet. Bütün oryantallerin gösteri silikonludur. Evet. Doğru. Değil yani mi? Ben ilk 3 sene falan zaten yaptırmamıştım daha böyle. Ama daha çok para kazanıyordum enteresan bir şekilde. Sonrasında yaptırdıktan sonra azaldı diyormuşum. Yok, evet, bütün oryantallerin %90'ının olmayan yok herhalde ya. Hepsinin silikonlu. Düzgün dursun diye. Evet, yani kostümü taşımak adına, güzel dursun diye, görseli taşımak adına. O da işin bir parçası. Evet, kesinlikle öyle. Siz hangi üniversitede tercümanlık okudunuz? Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Ha, orada okudunuz. Evet. İngilizce. Evet. Ha. Bayağı sular seller gibi gece biliyor olmaz, evet, lazım. Evet, aynen. Ama şöyle, üniversiteden sonra ben Singapur'a gittim mesela. İngilizceyi unutmuştum. İngilizce çok nankör bir dil olduğu için. Hani İstanbul'da diyalog da kuramıyorsunuz. Ama konuşunca hemen... Tabii tabii. Ama ilk 3 ay çok sıkıntı yaşadım. İngilizcemin çok iyi olmasına rağmen. Hiç kitap falan çevirmeyi düşünmediniz mi? Çeviriyordum zaten hep. Üniversitedeyken çeviriyordum ama. Öğrenci parası çıkarmak için. Evet, aynen. Ne çevirdiniz? Suç ve Ceza'yı çevirmiştim. Şaka. Evet. Oo. Aynen. Sonra? Zor iştir o. Sonra, ya ben İngilizceye çok aşıktım böyle. Ben bu arada liseyi falan birincilikle falan bitirdim. Yabancı dil mezunuyum liseden de. Süper lise vardı bizim zamanımızda. Ailem yani emin misin falan diye ilk başta çok sordular. Ama yani tamam dedim, ben kararımı verdim yani. Seçeceğim bu mesleği. Pandemide ne yaptın? Pandemi çok zor geçti. Zoom'dan doğum gününde çıktığımı biliyorum. Aa! Evet, aynen. Çok ünlü bir yönetmenin doğum gününde dans ettim. Zoom'dan? Evet, bütün oyuncular falan da vardı hatta bayağı. Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Yani çok değişik bir deneyimdi benim için. Sahnemi kurdum, stage'imi, ışıklarımı ayarladım. Akşama doğru işte ilk sahnem benim... Restoran tarzı olduğu için akşama doğru da şey yapıyorum, kuaföre gidiyorum. Kuaförden sonra da mekana geçiş yapıyorum. Kaçta çıkıyorsunuz? 6:30 gibi falan çıkıyorum. Ve hazırlanmam biraz uzun sürüyor. Bir saat. Kuaförde? Yok, hayır. Mekanda. Ha. Kuaförde 15-20 dakika falan işim yani. Çok uzun sürüyor. Yakın mı? Yakın. Evime çok yakın. Sonra tam trafik saati işe mi gidiyorsunuz? Evet, 6-6:30. 7'yi bulmamaya çalışıyorum çünkü 7'de başlıyor asıl trafik. Artık alıştığım için saatleri bilebiliyorum. Bir de tam şey, trafiğin olduğu yerde oturuyorum. O yüzden evet, metro? Sıkıntım. Metro kullanıyorum genelde zaten. Hı. Bugün metroya bineceğiz yani. Tamam, binelim. Zaten çalıştığım mekan metroya çok yakın. Genelde metroya gidiyorum. Akşama hazırlık vakti. Evet. Şimdi bavul mu hazırlanacak? Evet, valiz hazırlama vakti şimdi. Haydi bakalım. Bu şey, kuaföre önce değil mi? Evet, valizi hazırlıyorum, kuaföre geçiyorum. Kuaförden sonra oradan mekana, tekrar eve gel yapmayayım diye. Emektar. Emektar valizim benim. Ah, nereler gördü bu? Kaç şehir, kaç ülke. Siz İstanbul dışına da gidiyor musunuz? Tabii. Öyle uzun süreli. Evet, Kıbrıs çok oluyor. Kıbrıs programları çok oluyor. Gündüz. Bir gece. Bir gece, evet. Şimdi bugün turkuaz yapacağız. Bu gece mekan turkuaz istedi, evet, diye. Yani yedek çok önemli. Topuğum kırılabilir, bir şey olabilir. İkinci mekana şey olabilir, sıkıntı olabilir diye mutlaka yedek alıyorum bir adıma. O ne? Başlık. Nasıl başlık? Flamenco başlı. Valizimiz hazır.
Benden kolay hazırlanıyor. Hazırız akşam hadi için. Ben size yardım edeyim. Hadi gidelim. Gidelim. Haydi bakalım. Buyurunuz. Teşekkürler. Work, work, work. İş, iş, iş. En zor kısmı kışın ve bayramlar. Bayram niye? Çünkü o günler daha çok yoğun oluyoruz. 7-8 mekan oluyor. Ve hiçbir zaman, hiçbir bayramda sonunda 14 senedir ailemle geçiremedim. Bir şey söyleyeceğim. Bir gecede 8 mekan gezmek çok zor bir şey değil mi ya? Çok zor. İnanılmaz zor. Planlamasını, ayarlamasını bir ay öncesinden ayarlıyorum. Şoförümü ayarlıyorum. Oradan oraya gitmek için saatleri bulmak ezilmeyelim lazım. Vesaire. O yüzden inanılmaz zor oluyor. Bayağı kapıda kaldık. Açmıyor. Merhaba. Evet. Bir şeyim vardı. Ahmet Bey'e söylemiştim. Evet. Maşa yapacağım. Tamam. Kalın kalın hemen. Temiz saç zaten. Ben burada dururmuş. Oturmuşum öteki yere. Ne kadar bekleriz? Kesin onlar bir 10 dakika, 15 dakika falan. Biz geç kalacağız. Şeyde 7.30'da falan 8'de bile olsam yetiyor. O da mı maşa istiyor? Yok, olan bir şey. Ne kadar kaldı işiniz ya? Bitmedi mi hanım? Bir şey söyleyeceğim, o kadar duman nereden çıktı bu kuaförde? O saçları mahvetmiyor mu ya? Buradan bakıyorum, saçlar temiz yıkanmış mı, yıkanmamış mı? Duman çıkarsa temiz değil. Beyefendi öyle söyledi. Kaynak da var. Evet. Hani bir şey konuşmuştuk ya, silikonsuz oryantal yok, kaynaksız da yok. Öyle mi? Bütün oryantallar kaynak. Hepsi. Ama ben daha çok hani çok uzun değil de böyle daha doğal boylarda falan yaptırmayı tercih ediyorum. Ay. Siz zil çalıyor musunuz? Hı? Zil. Zil? Hayır ama çok istiyorum. Yapan oryantal arkadaşlarım da var. Yani evet, tam eski usul oryantal işi böyle. Yurt dışında da yapabilen yok çok fazla yani. Türklere şey olmuş, mal olmuş bir durum o. Tülay Karaca vardı. Evet. Türkiye'nin en iyi zil çalan oryantalıydı. Olağanüstü zil çalardı. Sizin Tülay Karaca bir yeter efsane zaten. Ben Tanyeli'nin üstüne... Tanyeli zil tam çalmazdı. Bu çevrede çok var mı böyle size gelen sahne işi yapan müşteri? Evet, var. Yani bu çevrenin zaten geneli bizde. Hep efsane. Evet. Bizim iki tane bu civarda var. Genelde hep zaten sahne işi yapan dansçılar falan oturuyor. Evet. Oyuncular, dansçılar. Aynen. İşte yani çok var burada. Arzum'un bence işinizin en sıkıcı yanı bu kısmıymış. Evet. Bir de ben beklemeyi hiç sevmiyorum. Yani. Kim sever ki? Evet. Ama burası kalabalık olunca dedikodu medikodu döner vakit geçer. Tabii. Biz nasıl sabah akşam oldu anlamıyoruz zaten. Değil mi? Tabii canım. Bizim bir de arka tarafta mutfak bölümümüz var. Sigara içiliyor. Oraya bir toplanıyorlar zaten. Çıkma, gelen bir acelem var diye geliyor. Evet, aslında dedikodular orada dönüyor. İki saat sonra falan, hani gel diyorum bir dakika diyor. Anladın mı? Acelem var. 10 dakika, 15 dakikaya çıkmam lazım. Yarım saate çıkmam lazım. Tamam diyorum, geç bir sigara iç diyorum. İki saat sonra gidiyorum yanına. Dur bir dakika diyor, geleceğim diyor. Muhabbete dalmış. Kadın ve erkek kuaförleri bütün mahallenin dedikodusunu bilirmiş değil mi? Aynen, vakıftır. Sizin erkek arkadaşlarınız da sizi kıskanıyordur. Şöyle, ben genelde o yüzden aynı sektörde olduğum insanlarla olmayı tercih ediyorum. Çünkü daha iyi anlayabiliyor en azından. Yani dışarıdan birisinin bu mesleği anlaması biraz daha sana zor oluyor. Sana bir şey söyleyeyim, manikürcü mesela yanında. O bile, yani ben çok gördüm boşanalım.
Yani aynı mesleğin içinde aslında hani gerekliliklerini biliyor. Anladın mı? Ama işte ruhunda bir kıskançlık olduğu zaman bir insanın onu vazgeçen bazıları şeye dönüyor. Yani paranoyaya dönüyor. Yani olmadık şeyler kendi kendine kurguluyor. Ya o zaten hastalıklı bir şey ama ilerisi yani evet. Özgüven eksikliği bence. Hani ileri bir kıskançlık. Hani sonuçta bu benim işim. Mesleğim. Ben gidip onu bunu ayartmaya çalışmıyorum. Sahnede şovumu sergiliyorum sadece yani. Mesela şey de çok oluyor hani kadınlardan hakaret yediğim. Aa. Tabii ben bu işe ilk başladığımda 3 kez falan kadınlardan hakaret yedim. Bir de mesela oryantalde şöyle bir adap vardır. Önce her zaman kadına gidilir masadan. Kadın sana eğer kadın oryantalse. Çünkü zeneler falan oluyor. Önce kadına gidilir, kadının gönlü hoş edilir, kadın eğlendirilir. Ondan sonra zaten... Sorun çıkartmasın diye. Evet, zaten sonrasında kadın kendiliğinden diyor, erkek arkadaşıma da git, eşime de git falan filan diye. Bu da kırık fön gibi bir şey oldu zaten. Aynen öyle zaten. Kırık fön bu. Aynen. Tamam. Okey, teşekkürler. Bitti. Bitti. Gidiyoruz. Montumu alayım ben. Koş 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 koş. Evet. Tahmin ettiğimden daha tenha. Ben çok hafta kullanım. Sonları çok yoğun oluyor. Aa. Hafta sonları balık istedim etiyor resmen. Yani. Hani ben çok kalabalık ineceğiz. Ya da bu tarafa gidiş mi tenha oluyor? Gidiş de geliş de fark etmiyor. Dedim. Evet, tenhalık beni andı. Aynen. Hele pazar günleri tıklım tıklım. Sahneye çıkmadan heyecanlanıyor musunuz? Önceden çok heyecanlanırdım da artık o heyecan geçti. Ama büyük konserlerde çok heyecanlanıyorum. Yani. Öyle diyorlar ya. Evet. Her gece çıkışta ayrı heyecanlanıyorum. Evet. Ben hiç heyecanlanmıyorum mesela. Hiç sıfır. Yani, ha ilk zamanlar çok heyecanlanıyorum. Şimdi hiç. Mesleğin gerektirdiği şeyler bunlar aslında. Küçük heyecanlar da güzel, büyüğü de güzel ama... Benim en büyük heyecanım çok büyük insanlar, 5000 kişi ünlü falan çıkınca oluyor. Yani büyük konserlerde elim ayağıma giriyor. Bildiğim koreografiyi unutuyorum yani. Evet, o derece. Bir şey soracağım. Buyur. Mesela mütercim tercümanlık işi yapsaydınız... Evet. Şimdiki hayatınızdan daha mı rahat yaşardınız? Abi. Ekonomik anlamda da soruyorum. Şöyle, evet ekonomik anlamda daha rahat yaşayabilirdim de ben daha çok başka bir meslek isterdim aslında. Ne isterdin? Ajan olmayı çok isterdim. Nasıl ajan? MİT ajanı? Evet. Şaka. Gerçekten. Hayalim oydu küçükken. Emine Adalet P var. Ha var, evet. Türkiye'nin ilk oryanteli. Evet. Ve gerçekten Türkiye için çok uğraşmış. Hani Hitler'e dans etmiş. Şaziye Karlıklı galiba onun romanını yazdı. Evet. Ve Almanya'da falan büstü, heykeli olan tek oryantal. Ve onun hayatı beni çok etkilemişti mesela. Hem ajanlık yapıp hem oryantal olmuş. Öyle bir şey olabilirdim. Sizi gördüğüm zaman ya da sizi görsem evet. Derdim ki mesela... bir eli yağda, bir eli bağda yaşıyor. Evet. Ama öyle değil hayat. Aynen, kesinlikle değil. Hele ki Türkiye'de hiç değil. Değil mi? Kesinlikle değil. O kadar çok sorunlar oluyor ki yani... Ya işin arka kısmı da var. İşin arka kısmında çirkin teklifler de oluyor. Yani çok şey yaşadığım şeyler de oldu yani bu şekilde. Tekliflerin geldiği vesaire. Ama o teklifleri kabul etseydim şu anda ısıtmalı bir evde oturuyordum yani. Isıtmasız bir evde oturuyorum şu an. Isıtmasız ama, dediğiniz şey? Isıtmam yok evde, evet. Klima. Evet, sadece klima. Var mı? Var da yapmıyor musunuz, yok mu? Var.
Yani şey, elektrik de ısınıyorum evde. Sadece. Ama o da çok pahalı değil mi? Pahalı. Ama günümüz şartlarına göre en azından uygun kirada oturduğum için... Kıpırdamıyorum orada. Onu kıpırdamıyorum. Bir de her yere yakın, merkezde oturuyorum. Evet, geldik mi mekana? İlk mekanımıza geldik. Şimdi bir gazinodayız. Merak edenler için size gazinonun kulisini göstereceğim. İnşallah bundan sonraki programlarda başka kulisleri de göstereceğim. Tamam. Dönüp bu kulise, bu kulisle o göstereceğim kulisi karşılaştırırsınız. Şimdi buyurun. Burada bu gazinonun dansçı arkadaşlar giyinip soyunuyormuş burada. Bu kulislerde. Evet. Herhalde kaç dansçı arkadaş var? Altı. Ve buraya sığamıyorlardır, ha, öyle söyleyeyim. Burası da mı kulis? Burada üç erkek, o yan tarafta üç kız. Ha, burası üç erkeğin kulisi. Evet, dağınıklıktan belli olduğu gibi. Burası erkek kulisi. Şimdi sizi, Arzum Hanım çıkmadan önce sizi sahneye götüreceğim. Şimdi bu yoldan yürüyorsunuz. Bu yoldan yürüyorsunuz. Buradan sahneye çıkıyorsunuz. Burada her şey değişiyor. Bütün hayat, yani o arkadaki kulis falan, her şey orada kalıyor. Burada bir illüzyon var. Şimdi... İlk önce folklor çıkıyor bugün, sonra arkasından ben çıkıyorum. Sonra ne var başka? Gene folklor, aşık maşık gördüm. Evet. Yine folklor var. Folklorun arkasından ikinci oryantal çıkıyor. İkinci oryantalin arkasından aşıkla maşuk. Onun arkasından üçüncü oryantal final şov. Bir de bizde harem şov var. Çok güzel bir şov o da. Turistleri tabureye oturtturuyoruz. Hı. Sultan seçiyoruz. Yarıştırıyoruz içlerinde kendilerince onları. Yemekli mi burası? Evet, yemekli. Fix yemekli. İçki? Alkollü de alkolsüz de tercih edilebiliyor ama aileler çok geliyor buraya çocuklarıyla. Gördüm, bir çocuk var içeride. Evet evet, çocuklu gelenler de var. O yüzden çok seviyorum burada sahne olmayı. Burada alatura oluyor mu? Yok. Oluyor. Ama şöyle oluyor. Herhalde bilmez ki yabancılar. Bilmiyor, o yüzden biz şey yapıyoruz, garsonlara bahşiş ve para veriyoruz bize takması için, göstermelik. Ha. Onlar bize takıyormuş gibi yapıyor. Güya mekan sahibi takıyormuş. Şey, uzun maraton koşularında önde koşan tavşan gibi. Güzel bir benzetme, gerçekten öyle. Önde orada da tavşan atlet olur ya. Evet, arkadakiler, evet. Ona yetişmeye çalışır. Sonra, tempo artsın diye. Evet, yarış haline giriyorlar sonradan da. Bir anda hepsi bir anda takmaya başlıyor sonra. Çünkü bilmiyorlar, o kültür yok onlarla. Her gece dolu oluyor mu? Bugün az rezervasyonumuz var ama burası genelde pandemiden sonra coştu yani. Her gün 100-150 kişiyiz en az. Pandemiden sonra bir de insanlar eğlenmeyi özlemiş pandemide gerçekten. Bunu turistlerden bile alıyoruz yani. Bir şey soracağım. Az rezervasyon olunca ya da rezervasyon olmayınca yine yövmeyi ödüyorlar mı? Tabii ki de. Kurumsal bir yer olduğu için. Yani kurumsal yerlerde alıyoruz zaten kesinlikle ama bazı yerler ödememezlik yapabiliyor oryantallere. Ama hiç böyle öyle bir şey yaşamadım da yapan mekanlarda oluyor yani. Bu ara şey çok mesaj alıyorum ben bu arada. Kadınlar mesaj atıyor ama şey için, kostüm istiyorlar. Aa. Evet, oryantal kostümü istiyorlar ama şey olarak eşlerine ya da sevgililerine giymek için. Fantezi olarak. Bunu da son zamanlarda çok yaşıyorum. Arkadaşlarım da çok yaşıyor. Neyin, yani benim giydiğim bir kostümü giyip sevgilini, eşine neyin fantezisi bu, onu da anlamıyorum yani. İnsanlardaki kafa çok enteresan. Ama belki de hani şey mi sormaya çalışıyorlar? Nerede diktiriyorsunuz, biz de diktirelim gibi mi? Hayır, kostümü direkt istiyor. Kiralamak istiyor ya da almak istiyor. Kostümü almak istiyor. Ya kulis eski fakat kulisin duvar kağıtlarında sim var. O
oryantallerden bulaşmıştır. Önceden sim çok kullanıyordum sahneye çıkarken falan da şimdi o kadar kullanmıyorum. Artık sadelik moda ya. Evet, evet, kesinlikle. Ya bir de sim çok şey ya... Eve bir gidiyorsun, her yer halılar, sim. Her yer sim içinde yani. 50 kere temizlik yapmak zorunda kalıyoruz. Hah. Sıra geldi kirpiklere. Evet. İşin en sevmediğim kısmı. Öyle mi? Evet. Çok zor yani. Bunu güzel takabilmek. Saatlerce bunun kalması. Ama bunun da tüyolarını öğrendim. Mesela bunu yapıştırıcıyı sürmeden önce kirpiğe rimel sürmek gerekiyormuş. Ben bunu yeni öğrendim. O şekilde daha güzel tutuyor. Böyle bekliyorum. Şovdan sonra görüşürüz. Giymeden çık tarafına. Yoksa önce dinlenecek misin? Hemen bir havluya geçiriyorum. Hemen çıkıyoruz. Tamam, ben yukarıda bekliyorum. Tamamdır. Oh. Ölüyorum sana. Güzel kardiyo yaptın. Bu akşam sizi taksiyle yollamadık. Ya ne kadar teşekkür etsem azdır gerçekten. Harbiden taksi bulmak işkence oluyor. Hele ki cuma cumartesi. Felaket. Kapıdaki arkadaş bulmuyor musun? Evet, o da sağ olsun o yardımcı oluyor ama yani cuma cumartesi bulmak biraz zor oluyor. Yine bekliyorum, saati kaçırabiliyorum, sahne saatini. Öyle mi? Evet, tabii. Ama çok dakikimdir. Allah'tan hiç geç kalmışlığım yoktur hiçbir sahneye şimdiye kadar. Yorucu iş ama ya, sizin işiniz. Yorucu ama o sahnede o iş, yorgunluğun hepsini alıyor ya.
o insanların öyle meraklı bakışlarını falan gördükçe çok mutlu oluyorum yani. Zaten sevmeden yapılacak bir meslek asla değil. Mutlaka sevmek gerekiyor. Ben Mısır'da erkek oryantasyon yapmıştım. Olağanüstüydü. Ya. Ya şöyle, Mısır'da biz önceden bizim mesela Prenses Banu varmış. Evet. Türk oryantali. O gittiğinde işte kuyruk olurmuş mekanlarda falan. Türk oryantali Prenses Banu geldi falan filan diye. Orada çok oryantali var ama bütçeler de yüksek. Burada bütçeler kısıtlı maalesef. Öyle mi? Evet. Ama bunu işte bizim meslektaşlar da yapıyor. Onlar da düşürüyor. Ben bir bütçe veriyorum. O bütçenin altına düşmüyorum. Ama o diğeri gidiyor, onu kabul ediyor. İş böyle böyle direkt pazarcılığa dönüyor yani. Türkiye'de mesela gizli olarak yapan da çok var mı mesleği? Nasıl gizli? Ailesinden gizli yapan, peçe takan, senelerdir peçe kullanan oryantaller görüyorum. Senelerdir kendini gizleyen. Hiç açmıyor. Evet, açmıyor hiçbir şekilde. Göstermiyor. Ailesinden gizlediği için mi? Evet, ailesinden, çevresinden, utandığı için. Aa, çok saçmaymış. Var, çok var maalesef. Ben de onu işin egzotik tarafı diye bakıyordum. Tam tersi. En çok kaç yerde dans ettiniz bugüne kadar, bir gecede? 9. 9 yer. Geçen sene yılbaşı. Yılbaşı? Evet. Tabii hepimizin eğlendiği zaman sizin evet. Çalışma geceniz. Kesinlikle. Ben her sene yılbaşını 12'de her sene yolda oluyorum. Bir yerden bir yere koşturmak zorunda oluyorum her sene. Hiç bir ne bir mekanda girdim ne de bir ailemle girebildim yılbaşı. Şimdi ikinciye gücünüz var mı? Var. Hı? Arada dinlendik ya, iyi geldi. 20 dakika bile yetiyor bana. Çabuk. Çabuk şarj oluyorsunuz. Evet. Ben bu kadar çabuk olmuyorum mesela. Hoş. Benim bir günde 10 tane gör beni çekmişliğim var yani. Aa, maşallah. Tabii. Bu da sizin işinize olan bir aşkınız aslında. İşime olan aşkım mı, Ayvalık'a olan aşkım mı bilemedim. Geldik. Burada başka dans mı? Evet. Aa. Oryantili biraz modernleştirdim. Her mekanda başka dans mı yoksa? Yani konsepte göre değişiyor. Mesela bu mekanın biraz konsepti farklı. Biraz kabare tarzı şovlar da var. O yüzden böyle bir değişiklik olsun. Efendim. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Gülden öpemiyorum da. Çok tanıdığıma çok sevindim. Ben de gerçekten. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. En kısa zamanda tekrar görüşmek İnşallah. Umuyla. İnşallah. İnşallah bu yayın size uğurlu gelir. İşleriniz İnşallah. Çok çok açılır. Eminim siz çok uğurlu geleceksiniz. Teşekkür ederim. Eminim. Bizi kabul ettiğiniz için, hayatınızı aldığınız için çok teşekkür ederim. Ya çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun.